A, B ve C reel sayılar olmak üzere 3 ifadenin çarpımı 8, B ile C'nin toplamı 7 bölü 3, C ifadesi de 1 bölü 3 olarak verilmiş. Buna göre A kaçtır? Arkadaşlar yerine yazarak gidelim. C ifadesi 1 bölü 3 ise B artı 1 bölü 3 eşittir 7 bölü 3'ten atarsak karşıya B eşittir 6 bölü 3 2 olarak gelecektir. A çarpı 2 çarpı 1 bölü 3 ifadesi 8'e eşitti. Buradan arkadaşlar A ifadesi şöyle sadeleştirelim. 4, 4 dedi 3'ü çarpacak olursak 12 olarak gelecektir. Cevabımız E seçeneği. İkinci sorumuz A ve B pozitif reel sayılardır. A artı 1 bölü B sayısı 2B artı 4 bölü 2A sayısının kaç katıdır diye soruyor. Arkadaşlar şöyle yapalım. Önce verilen sayıyı bir düzenleyecek olursak. A artı 1 bölü B sayısını AB artı 1 bölü B şeklinde yazabiliriz. Verilen ifadeyi ise düzenlersek 2 parantezini alalım önce. B artı 2 bölü 2A şeklinde yazmış oluruz. Bu ikiler birbirlerini götürecektir. Bu durumda 2 parantezinde B artı 1 bölü A şeklinde bırakırız. Burayı arkadaşlar tekrar bir daha düzenleyecek olursak iki parantezinde AB artı 1 bölü A şeklinde yazabiliriz. Şimdi verilen ifadeye baktığımız zaman AB artı 1 bölü A, AB artı 1 bölü B ikisinin arasında bir geçiş söz konusudur tabii ki. Diyor ki bu sayı bu sayının kaç katıdır? Şöyle yapalım. AB artı 1 bölü B sayısı... Ee, çarpı k katı olsun. 2 çarpı ab artı 1 bölü a sayısının şeklinde gösterecek olursak ab artı birler birbirlerini götürecektir. Biz k'yı aradığımız için b'yi de üst tarafa göndereceğiz arkadaşlar. k sayısı 2b bölü a şeklinde gelecektir. Cevabımız e seçeneğidir. Üçüncü sorumuz. ABC çarpımı 12 olarak verilmiş. Arkadaşlar burada bir düzeltme yapmamız lazım. Eksi 12 yazılmalıydı. Hatalı yazılmış. Buna göre bu çarpımın sonucu kaçtır diye söylüyor. Düzen, i̇şlemin parantez işaretlerini düzenleyecek olursak arkadaşlar. A çarpı B çarpı C artı 2 bölü. B çarpı C çarpı. A çarpı B çarpı C artı 3 bölü. A çarpı C çarpı a çarpı b çarpı c artı 4 bölü a çarpı b ifadesi. Zaten çarpımın sonucu arkadaşlar hepsinde eksi 12. Eksi 12 ve eksi 12 yerlerine yerleştirecek olursak eksi 12 artı 2'den eksi 10 bölü b çarpı c çarpı eksi 9 bölü a çarpı c çarpı eksi 8 bölü a çarpı b. Paydada da arkadaşlar çarpımı sonucu a kare çarpı b kare çarpı c kare gelecektir. Yani bunun sonucu da eksi 12'nin karesi demektir. Bu durumda ifadeleri yazacak olursak eksi 9 çarpı eksi 8 bölü eksi 12 çarpı eksi 12 olarak düzenleyelim. Sadeleştirmelere başlayalım arkadaşlar. Eksi 9 ile eksi 8'i çarptığımız zaman 72 yapacaktır. 72 ile eksi 12'yi sadeleştirdiğimiz zaman eksi 6 olarak gelecektir. 60'ı eksi, 60 eksi 12'ye böldüğümüz son, zaman da sonucumuz arkadaşlar eksi 5 olarak gelecektir. Cevabımız A seçeneğidir. Yine burada da arkadaşlar şıklarda bir hata olmuş. Cevabımız A seçeneği olarak düzeltilmesi gerekmektedir. Kitabımızın i̇ki kitabımızın ikinci baskısında bu hatalar ee, düzeltilecektir arkadaşlar. Dördüncü sorumuz A birden farklı olmak üzere diyor. Böyle bir eşitlik verilmiş. B'nin A türünden işte nedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle yapalım işleme e, b parantezini alarak başlayalım. B parantezini alacak olursak a kare eksi 1 bölü a eksi 1 eşittir 1 bölü a olacaktır. Burada bir iki kare farkı gözükmekte. Bunu da açacak olursak a eksi 1 çarpı a artı 1 bölü a eksi 1 eşittir 1 bölü a olacaktır. A-1'ler birbirlerini götürecektir. Bu durumda B çarpı A artı 1 ifadesi 1 bölü A olacaktır. Her tarafı A artı 1'e bölecek olursak arkadaşlar A artı 1'e götürecektir bunlar. Ve sonucumuz 1 bölü A çarpı A artı 1 olarak gelecektir. Cevabımız D seçeneğidir. Beşinci sorumuz. Kare içindeki k tanımlanmış arkadaşlar 3k-1 olarak ve verilen eşitliği sağlayan k değeri kaçtır? Verilen eşitliği yerlerine yerleştirecek olursak 3k-1 ile eksi 2'yi çarptığımız zaman yine 3k-1 ifadesine eşit olmalıdır. Dağıtım yapacak olursak arkadaşlar eksi 6k artı 2 eşittir 3k-1'dir. 9K eşittir 3'tür. K değerimiz de arkadaşlar 3 bölü 9'dan 1 bölü 3 olarak bulunacaktır. Cevabımız B seçeneği. Altıncı sorumuz aşağıdaki tablo köyler arasındaki uzaklığı kilometre cinsinden ifade etmektedir. Buna göre mutlu ile çiçekli köyler arasındaki mesafe kaç kilometredir? Arkadaşlar Aydın Tepe Aydın Tepe şeklinde bakın yazılmış. Yani bu iki köy aynı olduğu için aradaki ifadenin sıfır olması lazım. Yani 4x eksi 100 eşittir 0'dan 4x eşittir 100 ve x eşittir 25 olarak gelecektir. Çiçekli ve mutlu arasındaki uzaklığı istiyordu. X de 25'ti. 3 çarpı 25 artı 20'den arkadaşlar cevabımız 75. 3 çarpı 25 75 yapacaktır. 20 daha eklediğimiz zaman 95 yapacaktır. Cevabımız C seçeneği olmalıydı. Yedinci sorumuz. Ali Beray, Can Türk, Deniz ve Esra isimli 5 öğrencinin bir ayda okudukları kitap sayıları sırasıyla A, B, C, D ve E olmak üzere bunlara göre diyor 5 tane denklem verilmiş. Bir ayda en çok kitap okuyan öğrenci aşağıdakilerden hangisidir? ifadeleri taraf tarafa toplayacak olursak arkadaşlar bakın 2a 2b 2c 2d ve 2 tane de e vardır. Bu durumda 2 parantezini alacak olursak a b c d ve e'yi toplamın arkadaşlar buradaki toplamın 1640 olarak geldiğini buluruz. Her tarafı da 2 ile sadeleştirecek olursak a b c d ve e toplamının 820 olduğunu görürüz. Sırayla bulalım şimdi. B artı C arkadaşlar 300'dü. D artı E de 510'du. Yani toplam burası 810. E, bu durumda A'yı arkadaşlar 10 sayfa olarak e, buluruz. Daha sonra şurayı silelim devam edelim. Şöyle. A artı B, a, a, e, a artı B ifadesi 120 idi. E, ya da şöyle de gitsek daha kolay olacaktır. A'ya 10 diyecek olursak demek ki B'miz arkadaşlar 110 olmalı. B 110 ise karşıya attığımız zaman C ifadesi 190 olmalı. E, C 190 ise D ifadesi arkadaşlar 190 çıkaracak olursak şöyle 8 280 olmalı. D 280 ise şöyle yazalım 280 karşıdan çıkardığımız zaman e ifadesi de şöyle 3, 4'ten 2, 230 olarak gelecektir. Bu durumda arkadaşlar en çok kitap okuyan kişi Deniz'dir. Cevabımız D seçeneği. 8. soru. X, Y ve Z toplamları sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere 3 tane ifade verilmiş. Buna göre X, Y, Z çarpımının sonucu kaçtır? Arkadaşlar ifadeleri taraf tarafa toplayacak olursak 10X artı 1 bölü YZ artı 10y artı 1 bölü xz artı 10z artı 1 bölü xy ifadesi 2y 2x ve 2z'nin toplamına eşittir. Bakın burada 10x, 10y, 10z'yi 10 parantezin alacak olursam x artı y artı z toplamı artı Burada da arkadaşlar paydaları eşitleyecek olursak şöyle x ile y ile ve z ile eşitleyecek olursak x artı y artı z bölü x çarpı y çarpı z olarak gelecektir. Sağ tarafı da iki parantezin alalım. x artı y artı z'ye eşit olacaktır. Bakın arkadaşlar eşitliğin her tarafında şöyle yapalım. 10 x y z'yi karşıya gönderelim. Bu durumda x artı y artı z bölü x çarpı y çarpı z ifadesi eksi 8 tane x artı y artı z ifadesine eşit olacaktır. Şöyle sadeleştirecek olursak 1 bölü x çarpı y çarpı z eşittir 8 olacaktır. Bizden x y z çarpımını istiyor. Bu durumda x çarpı y çarpı z çarpımı eksi 1 bölü 8 olarak gelecektir. Cevabımız D seçeneği. 9. soru aşağıda verilen 4 cm'lik cetvel üzerindeki uzun çizgiler 0'dan 4 cm olması gerekiyordu. 4 cm'ye kadar olan santimetre değerini kısa çizgiler ise iki uzun çizginin orta noktasını göstermektedir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? İfadelerin tamamı x'e bağlı olarak verilmiş. Bu durumda x'in önce değerin değer aralığını belirlememiz gerekmektedir. Arkadaşlar x'ten önceki çizgi 1,5 değerini gösterir. Yani 3 bölü 2'dir. Bu durumda e, x'imiz 3 bölü 2 ile arkadaşlar 2 aralığındadır. Bakın. Diyor ki birinci ifade x artı 3 e noktası olabilir. Arkadaşlar x artı 3'e baktığımız zaman x artı 3'ü elde edebilmek için şöyle birinci ifadeyle başlayalım. Her tarafa 3 eklememiz lazım. x artı 3 küçüktür. E, e, 2 artı 3 olarak baktığımız zaman burası arkadaşlar 6 e, 9 bölü 2 x artı 3 küçüktür 5 olarak gelecektir. Yani x artı 2 değeri 4.5 ile 5 arasında değer almaktadır. Halbuki bakın 4'ten daha önce bir değer e. Dolayısıyla birinci ifade yanlış olur. İkinci ifadeye baktığımız zaman tekrar yazalım. 3 bölü 2 küçüktür x küçüktür 2 idi x eksi 1 bölü 2 o zaman her taraftan 1 bölü 2 çıkarmamız gerekecektir 1 bölü 2 çıkaralım 1 bölü 2 çıkaralım 3 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkarırsak 2 bölü 2'den 1 olacaktır küçüktür x 2'den de 1 bölü 2 çıkardığımız zaman 3 bölü 2 olacaktır yani x e, e, pardon x eksi 1 bölü 2 1 ile 1.5 arasında olması gerekmektedir. Bakın B ifadesi 1 ile 1.5 arasındadır. Yani bu ifade doğru olabilir. Üçüncü ifadeye baktığımız zamanda da Yine tekrar yazalım. 3 bölü 2 küçüktür. X küçüktür 2'dir. Önce 2x elde edelim arkadaşlar. Her tarafı 2 ile genişletecek olursak, 3 küçüktür 2x küçüktür 4 olarak gelecektir ve eksi 1 ekleyelim. Eksi 1, eksi 1, eksi 1. Bu durumda ifade 2 küçüktür 2x eksi 1 küçüktür 3 olarak gelecektir. Yani 2 ile 3 arasında bir değer olması gerekiyor D noktasının. Halbuki D noktası bakın 3'ün sağ tarafında kalmıştır. Dolayısıyla bu ifade de doğru olmaz. Cevabımız yalnız 2'dir C seçeneği. 10. sorumuz. Y eşittir 5x-10 doğrusu ile 3y eşittir 2x-10 doğruları ve x-80 arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar öncelikle bu doğruları bir çizelim. Doğruları çizebilmek için. E, x eşittir 0 için şu birinci denklem olsun bu ikinci denklem olsun önce birinci denkleminkilerini yapalım x eşittir 0 için y değeri eksi 10 olarak gelecektir y eşittir 0 için ise arkadaşlar x değerimiz 2 olarak gelecektir İkinci denklem için bakalım x eşittir 0 için y ifademiz x'e 0 verirsek eksi 10 olarak gelecektir y eşittir 0 için ise x ifademiz arkadaşlar 15 olarak gelecektir. Şimdi bu ifadeleri bir çizelim arkadaşlar. Birinci ifadede şöyle çizsek daha güzel olacaktı. Eksi 10'da kesiyor çünkü biraz üstten. Şurası x şurası y. Şöyle. Şurası arkadaşlar eksi 10 noktası olsun. Şurası 2 olsun. Şurası da 15 olsun. Birinci doğrunun denklemi bu şekilde. ikinci doğrunun denklemi ise bu şekildedir. Ve bizden şu taradığım bölgenin alanını istemektedir. Üçgenin alanı ve üçgen oluşmuştur burada. Üçgenin alanı arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Bu durumda taban uzunluğumuza baktığımız zaman 13 birimdir. Yüksekliğimiz de 10 birimdir. Bu durumda alan eşittir. 13 çarpı 10 bölü 2'den 65 olarak gelecektir. Cevabımız D seçeneğidir.